bekle. İkinci kardeşimi alayım. Üç de gelsin. Gel bakalım böyle, gel. Demet evine güzel bir alkış alayım. İkincimiz. Evet. Hoş geldin, sefa geldin. Ve şimdi ise sırada programımız, yarışmalarımız yumurta taşınıyor. Ne haber ya? Hazır mıyız? Koray alkışları alayım. Akşam ve sakalım. Birinci belli. İkincisinin de ismi Ela Hanım'mış. Ela Hanım kardeşime de güzel bir alkış. Tamam, katılım sayısı çok fazla. İslam'ın ikiye bölelim o grubu da. Oraya çalayım onlar için. Hadi Yakup, hadi Yakup. Hadi Yakup, hadi Yakup. Evet, birincimiz ki Saraycık mahallemizin derneğinin ve aynı zamanda muhtarlığının ikisinin birlikte koordineli bir şekilde çalışarak bugün organize ettiği bu eğlence ve aynı zamanda buluşma organizasyonunda ben şahsen çok önemli bulduğum birkaç noktaya temas etmek istiyorum. Birincisi fındık zamanı. Fındık zamanı münasebetiyle mahallemizin dışında İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, yani ilimizin dışında farklı illerde bulunan mahallemizden hemşerilerimiz var. Fındık münasebetiyle bu arada buraya gelmiş bulunmaktalar. Yani mahallelerine geldiler, fındıklarını toplayacaklar ve aynı zamanda da tatillerine vesile olacak inşallah. Yani hem işini yapmış olacak hem tatilini yapmış olacak şehrimizde. Tabii böyle olması münasebetiyle şimdi insanlar biliyorsunuz farklı şehirlerde yaşadıkları için gözden uzak olan gönülden de ırak olur diye bir atasözü var. Ama bu münasebetler, bu organizasyonlar aynı zamanda gözden uzak olanların da bir araya gelmesine ve gönülden uzak olmamasına vesile oluyor. Çocuklarımızın birbirlerini tanımasına, yaşlılarımızın, gençlerimizin birbirlerine hal hatır sorarak birbirinden haberdar olmasına ciddi anlamda katkı sağlıyor. Ve hele çocuklarımızı burada yarışırken gördüğümde bizim geçmişten gelen oyunlarımızın, yöresel etkinliklerimizin icra edildiğine şahit olmak, çocuklarımızın böyle mutlu, heyecanlı bir şekilde bu oyunları sergiliyor olmaları, bugün telefondan uzak bir şekilde geçmişin oyunlarını sergiliyor olmaları çok önemli. Onun için hakikaten bu tabi böyle bir araya gelinmesi çok güzel, iyi hasta, ciddi manada da emek var. Bu emeği sergileye, başta dernek başkanımız ve muhtarımız olmak üzere, ki bunların ikisi tek başına yapmadı, bir ekip işi bu iş. Bütün ekibine, bu organizasyonda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sizlere de bu katılımı sağlayarak burayı şenlendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Hepinize mahallem, şahsım adına teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. Bu organizasyonda amacımız birlik ve beraberliğimizi daim kılmaktır. Pikniğimize uzaktan yakından gelen tüm misafirlerimize teşekkür ederiz.